Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu melek balığı. Köken ve akvaryum hacmi ve şartlarından bahsederek başlayalım. Bir Güney Amerikan çikleti olan melek türü ağırlıklı olarak Amazon nehrinde yaşar. Fazla akıntılı olmayan, yoğun bitkili temiz sularda bulunurlar. İdeal sıcaklıkları 26-28 aralığı. Meleklerin vücut yapıları gereği akvaryum yüksekliği önemli ve akvaryum yüksekliğinin en az 40 cm olması öneriliyor güzelliklerini göstermeleri ve sağlıklı gelişmeleri için de en az 150 litre bir akvaryuma ihtiyaçları var ve akvaryumlarında fazla akıntı olmamalı. Nasıl beslendiklerine gelelim. Hem etçil hem otçul beslenen bir türdür. Günlük diyetlerinde hayvansal protein ağırlıklı ve bitkisel içerikli granül ve pul yemleri bulundurmanız gerek. Diğer balıklar gibi canlı yemi çok severler. Bunun yanında tam bir yavru balık avcısıdır. Akvaryum arkadaşlarının yeni doğmuş yavrularını sakin bir şekilde takip edip tek tek yerler. Cinsiyet ayrımı üreme. Üreme döneminden önce cinsiyet ayrımı zor olan türlerdendir. Dişi ve erkek üreme tüplerini çıkardıklarında cinsiyetlerine karar verilebilir. Erkeğin üreme tüpü ince ve daha sivridir. Bu konuda da hatalı tespitler olabilir. Çift olduğunu düşündüğünüz iki balığı ayrı bir akvaryuma alıp yumurtalarını bekleyin. Eğer yumurtalar kuyruk sallamaya başlamışlarsa, balıklarınızın birinin dişi, diğerinin erkek olduğuna kesin olarak kanaat getirebilirsiniz. Bazen çift olduğu sanılan balıkların yumurtaları hiç döllenmez ve 1 iki gün içinde mantarlaşır. Bu balıkların ikisinin de dişi olmasına kaynaklanır. Sağlıklı bir çift seçimi için damızlık boya gelmiş balıklarınızı 6 8 10 kaç tanelerse bir akvaryuma koyun. Aralarından bir çift çıkacak ve bölgelerini koruma altına alıp diğer balıkları kovalayacaklardır. Çift olan iki balığı ayrı bir akvaryuma koymanızı öneririm. Melekler dik yüzeylere yumurta dökerler akvaryum arkadaşları yani hangi balıklarla birlikte bakabiliriz? Barışçıl bir tür olduğundan yutamayacağı boydaki balıklara çoğunlukla zarar vermez. Karma tanklarda tetralar ve diğer türlerle uyum içinde yaşar ama yukarıda da belirttiğim gibi tetraların yutamayacağı boyda olması lazım. Sert çikletlerle de bakılmaları uygun değildir. Özet ve önemli noktalara gelecek olursak, uygun şartlarda çok hızlı büyürler. Bu hobiye yeni başlayanların akvaryumlarında sıkça görebilirsiniz. Akvaryumcular da genelde yavruyken satılır ve yeni başlayanlar fazla büyüyeceklerini kestiremezler ve akvaryumcular da satmaya çalışırlar. Dayanıklı bir tür olsalar 20-30 litrelik bir akvaryumda kısa sürede hızlı büyürler. Sonrasında akvaryum hacmi ve filtre yetersizliği sebebiyle ölürler. Sizin de bu hataya düşmemeniz dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için kanala abone olun. Her türlü soru, görüş ve fikirlerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Akvaryum rehberinin bir dahaki videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.